Değerli izleyiciler, bugün geldik Antalya Kaş ilçesi Üzümlü köyü Er Meydanı'na. Er Meydanı'nda yiğitler şimdi sıralandılar. Bugün 13 boyda miniklerden, toz koparandan, desteden, büyük ayaktan, küçük ayaktan, ortadan, baş altı, baştan toplam 13 boyda güreş tutacak Anadolu yiğitleri. Burası Er Meydanı. 15 yıldır bu çayırlarda yağlı pehlivan meydan güreşleri yapılıyor. Bu yılda yine devam edecek. Miniklerle güreşler başlayacak. Genelde hakimiyetler Antalya bölgesinden. Uzun yıllar ben de güreş hakemliği yaptım. Birinci sınıf güreş hakemiyim. Şu anda televizyon programları yapacağız bugün için. Hakemlik yapmayacağım. Boy boy sıralanacaklar koç yiğitler. Az sonra cazgır diyecek ki pehlivan pehlivan, kisbeti beline, besmeleyi diline, haydi pehlivan meydan yerine dendiği zaman işte o zaman coşkular başlayacak. Davullar gümbür gümbür vurmaya başlayacak. Pehlivanlar sıralanacaklar koç yiğitler. Ondan sonra cazgır diyecek ki ben çekiyorum aradan, sizlere yardımınız Hazreti Yaradan deyip çekilecekler. Güreşlerde kendine has özellikler vardır. Güreşçi meydana çıktığı zaman peşref çekerken kıbleye doğru yürür. Kıbleye doğru yürürken alkışlar yapılır. Güreşçi yenildiği zaman alkış yapılmaz. Çünkü yenilen güreşçinin gururu incinmesin diye. Pehlivan peşref sonunda vardığı zaman yere diz çöker, toprağa dokunur ve alnına getirir toprağı ve öper. Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz demektir bu. Yine pehlivan rakibinin paça bağlarını yoklar. Rakibini de paçanı sağlam bağla anlamında karşı yoklar. Güreşlerde yenişmelerden sonra pehlivan rakibini yerden kaldırır. Omuzlar, ondan sonra galiplenildir. Bu gelenek yüzyıllardır, binlerce yıldır devam eder. Peygamberimiz de güreş tutardı. Hazreti Hamza güreşin piriydi. Yine dünya hükmetmiş Koca Yusuflar, Adalılar bu meydanlardan geldi geçti. Bugün de ana kuzuları koç yiğitler güreş tutacaklar. İzlemeye devam edin. Fark ediyor. Adam bir bastır böyle gidiyor. Böyle kafa verilmez ya. Ama adam böyle gidiyor ama adam paçayı almış, kaslarını almış. Nasıl? Niye düşürmüş? Niye ortos gibi adamlar işte bastırıyorsa orada... Şey diyor bu. Hayır diye böyle tutuyor. Ha. Böyle evet, tabi canım. Öncesinde böyle dönerse veriyorduk ya. Değerli izleyiciler, eskiden hakemler kanatına göre düdüğü çalar, eli kaldırı, iş biterdi. Şimdi hakem düdüğü çalmadan önce orta hakem kule hakemine bakıyor. Doğru karar verdiğine emin olmak için ondan sonra karar veriyor. Eskiden bu güreşler ya yenmek yenilmek şarttı. İcabında 10 saat, 20 saat sürerdi. Ama şimdi dünyadaki minder güreşine ayak uydurabilmek için, kara kuracağı ayak uydurabilmek için bu güreşi hızlandırdılar. Zamanları kısalttılar. Ama yine de güreş bizim güreşimiz, atasporu bizim atasporumuz. Allah! İnallah! Muhammedun Resulullah! Mini mini pehlivana! Geleceğin baş pehlivana dayana! Şerefler! Canı gülüren! E35B'ye! Alkışla dönelim başıma! Thank you.
İkinci turda. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah. Üzümlü Er Meydanı'nda güreşler kıran kırana devam ediyor. Şimdilik küçük boylar ortada. Orta boylar ve başlar hazırlanıyorlar. Ülkenin dört tarafından akın akın Üzümlü Er Meydanı'na pehlivanlar geldiler. Güreş Federasyonu sürekli dünyanın gelişimine göre zamanı kısaltarak yeni kurallar koyuyor değerli izleyiciler. Minikler 10 dakika güreşiyor. Teşvikler 10 dakika, toz kopanlar 15 dakika, desteler 25 dakika, küçük ortalar 25 dakika, büyük orta 30 dakika, baş altı 30 dakika, baş 40 dakika. Ondan sonra puanlamaya geçiyor değerli izleyiciler. Ve minik ve teşvikte puanlama 1'er dakika sürüyor. Toz koparan deste küçük orta 2'şer dakika, büyük orta baş altı 4 dakika, başta 5 dakika puanlama sürüyor değerli izleyiciler. Daha sonra en son oyunu yapan galip geliyor. Bütün bu kurallar yeni yeni ortaya çıkıyor. Federasyon sürekli toplanıyor. Adı ne senin? Faik. Kaç yaşındasın? 11. Hangi boya güreştin? Sembol. Yendin mi? Yendim. Sen? Tur atladık biz. Sen tur atladın. Sen? Minik bir boyunda. Yendin mi? Tur mu atladın? Tur atladık. Minik bir tur atladık. Sen yendin mi? Yendim. Yendin. Hangi boya güreştin? Yıldız. 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 Evet, minikler böyle değerli izleyiciler. Anadolu'nun yörük çocukları, yiğitler güreş tuttular. Adı ne? Tunahan Arıcı. Neredesin? Demreli. Hangi boya güreştin? Teşvik boy. Yendin mi? İkinci tura geçtim. Yendim. Evet. Senin adın ne? Süleyman Sarıca. Neredesin? Demreli. Rakibini yendin mi? Birinci turda yendim, ikinci turda yenildim. Yani sen giyinmemişsin. Ama vermediler. Yani haksızlık mı yaptılar diye. Yani? Evet. Sen güreşin kurallarını biliyor musun? Nasıl yenildin? Dur şimdi. Sen yenmeden yenildi dediler değil mi? Evet. Sırtını dön bakalım. Hayır. İlk ben yendim. Vermediler. Sonra sarmadan yenildim. Dön bakalım şöyle sırtın. Evet değerli izleyiciler. Botlara bakılırsa yenilmiştik sonra değil mi? Evet. Sonradan. Değerli seyirciler, bizim seyircilerimiz, bizim sevdalılarımız, yörük obaları sevdalıları telon açıyorlar. Beri bak beri diyorlar. Ola beri neredeyim ben de anlayamadım. Orada çıktılar. Evet. Bunlar Elmalı Yuva Köyü'nden yörük obaların sevdalıları. Pehlivanlar minikten başa kadar 13 boyda kıran kıran mucizeler ediyorlar. Ve iki dostumuz var hemen yanımızda. Bu güreş 15.'si. 15 yıldır bu meydanlarda güreş yapılıyor. Evet, sizi tanıyalım. Ben Üzümlü Köyü Muhtarı Emin Arıcan. Sizi tanıyalım. Eski Üzüm Köyü Muhtarı Musa Yücel. Değerli seyirciler, şimdi iki muhtarımız var yan yana. Bundan önceki muhtar, şimdiki muhtar. Omuz omuza beraber çalışıyorlar. Birçok köylerde iki muhtar birbirine dargınken sülaleler, caddeler, yollar, kahveler bölünmüşken bunlar omuz omuza mücadele veriyorlar.
Dünden beri iki muhtarımız da ellerinde çapakırak gerekirse çalışıyorlar. Bilet satıyorlar, koşturuyorlar. Bu birlik beraberliği neye borçluyuz? Her şey köyümüz kıymetli için. Kıymetli güreşseverler. Her şey insanlar için. Biz bu fedakarlığı hiç kaçırmayacağız. Ben biraz yaşlandığım için sayın genç muhtarıma Antalya, bu görevi devrettim. Muratpaşa Belediyesi imkanları benden daha müsait, daha kafası çalışan, daha gençler, daha dinamik olduğu için Antalya, sayın muhtarımıza ayık gördüm ve buna gönül rızasıyla Başpehlivan Bekir Seçim bu görevi buna teslim ettim. İştirak ettiler. Kendileri başarılı. Alkışlarla hoş geldin diyoruz pehlivanlar. Eski muhtar seni çok övdü ya. Evet, sağ olsun. Önceleri çok çalıştı. 15 bir muhtarlığa başladı. Hiç durmadan, kendi işine bakmadan devamlı bu köyün işiyle uğraştı. Hatta çocuklarını okuttu. Kendisi çocukların kayda bile gidemedi. Anlandı köyün dedim. İşinden. Köyün işinden. Evet. Denizci ne yapmak gerekiyor? Bunun yapmış olduğu muhtar, eski muhtarımızın yapmış olduğu şeyi sürdürmek gerekiyor ve sürdüreceğiz Allah'ın izniyle sonuna kadar. Derzeciler, şimdi pehlivanlar güleşiyor. Acaba muhtarlar güleşse kim kimi yener onu merak ettim ben şimdi. Ne olur durum? Vallahi güreşten hiç böyle güreşmediğim için bilemiyorum. İkiniz güleşseniz? Güreşmediğim için bilemiyorum. Nasıl olur durum? Bu muhtarım daha genç beni yenebilir. Öyle mi? Evet. Ola kadar siz neymişsiniz be? Derzeciler, iki muhtara teşekkür ediyoruz. Eskisine, yenisine ve gelecektekilerine ve bu güreşi başlatanlar da değil mi? Önemli değil mi? Burada kim tabii, başlattı güreşi? Tabii ilk eski muhtarımız Musa Yücel başlattı. Evet. Tabii köylülerin desteğiyle. Evet. Bu yıl 15.sini yapıyoruz Allah'ın izniyle. Daha nice 15'lere devam etmesini diliyoruz ve yapacağız Allah'ın izniyle. Evet. Değerli izleyiciler, muhtarlarımızın ve rahmetli oldu değil mi diğer muhtarımız da? O zaman güreşimiz yoktu. Yok muydu? Yoktu. Ha. Bu güreşlerimizi şimdiki bu Musa Yücel başlatmıştır. Sen mi başladın mı güreşlerini? Evet. Öyle mi? Sen başlattın. Ben sordum oyuna. Evet. 1993 yılında sulaması yararına başlatmış olduğumuz güreşi geleneksel hale getirdik. Ve bu yıl 15.sini yapıyoruz. Muhtarımız da canı gönülden fedakarca çalışıyor. Biz de yardımcı olmak istiyoruz. Bu vesileyle siz Arata ekibine sarma, ve bizleri kırmadan bura geldiğiniz için tüm seyircilerimize bütün yapmış olduğumuz bu hizmetlere katkıda bulunan sayın seyircilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yardımlarının devamını diliyoruz. Hepinize Allah razı olsun diyoruz. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Cazgır pehlivanı saldım. Bu güreşler ara verseydi kızar mıydın buna? Mutlaka. He? Mutlaka. Atasporumuzun ara vermesini kesinlikle istemiyorum. Ve nefesimizin son damlasına kadar, gücümüzün yettiği kadarıyla mücadele edeceğiz. Her konuda muhtarımıza yardımcı olacağız. Bu güreşlerin devamını sağlayacağız. Şimdi bu güreşler senin çocuğun gibi değil mi? Evladın gibi güreşler. Evet. Yani gözümden daha kıymetli. Değerli izleyiciler, muhtarım bak bırakırsan kızacak. Yoksa seni tabii sevecek. Bırakmayacağız. Bu kadar emek çekilmiş, bu kadar ve çekildi yani. Köylülerimizin emeğini yabana gidermeyeceğiz. Evet. Ve ileri götüreceğiz, geri götürmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Son yılında başlayan Antalya, Kaş, Üzümlü, Yağlı Pehlivan meydan güreşleri bu yıl 15.sini yapılıyor.
Türkiye'de pek çok spor yapılıyor. Ancak güreş sporun farklı bir özelliği var. Güreş sporuyla camiler, okullar, sağlık ocakları, yollar, köprüler, çeşmeler yapılıyor. Yani memleketin hayrına işler yapılıyor. İşte böyle bir spor başka yerde yok değerli izleyiciler. 1994 yılının güreşlerinde elde edilen gelirle Üzümlü Sağlık Ocağı'na ve Üzümlü Köyü binasının temel atıldı. 95-96 yılında yine sağlık ocağı yapıldı. 97-98'de bu güreş meydanı yapıldı. 98'de Üzümlü Köyü Okulu'nun temel atıldı. 99, 2000, 2001, 2002 yıllarında ise de ilkokul bitirildi. 2003-2004 yıllarında ise köy kafesi, köy binası yapıldı. 2005 yılı güreşlerinde de spor sahası, okul bahçesinde ve çocuk parkı yapıldı. İşte bu kadar hizmetler bu güreşlerin sayesinde oldu değerli izleyiciler. Adın ne? Esme Yanatma. Yaş kaç? 42. Sen Yanatma, Kadıköy'lü mü yoksa? Benim adamım bu balığı oradan. Oradan. Bak soyadının kimin nerede olduğunu biliyorum ben değil mi? Biliyorum. Şimdi senin çocuk mu güleşiyor yoksa? Bu arada benim oğlum var, güleşiyorum. Ona seyrediyorum. Adı ne? Kırkpınar Ali Yanatma. Bayağı derecesi başarısı var mı? İnşallah başarılı. Kırkpınar'a gittiğinde bir Elmalı'da birinci oluyor. Gittiği yerde birinci oluyor, ikinci oluyor. Şimdi Kırkpınar'a hazırlık yapıyorum. Şimdi duramam, şöyle sanki dalacakmış gibi duramam. Heyecanlanıyorsun, elim ayağım titrer. Kendim güleşiyor gibi oluyorsun. İşte böyle. Çocuğa ne cez yediriyor? Ya elimden geldik kadar bakıyoruz ya. Oğlak kesiyoruz, tavuk yediriyoruz, bal yediriyoruz, sadayağı bulduğumuzu. En iyi şeyleri yediriyor. En iyi şeyleri yedirmeye çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar. Şimdi şurada yerde oturuyorsun. Yerde oturuyorum, oğlumu seyrettiğim için heyecanlıyım. İnşallah sen oğlum Kırkpınar baş belan olur da İnşallah. Şöyle yüksek yerlerde sen de oturursun. Ha, yüksek yerlerde oturmam şeyden de çocuğum yüksek yerlere getiriyor. Değerli izleyiciler. Üzümlü Er Meydan'da üzüm ağaçlarının yapraklarının altında güreş severler oturmuşlar. Nasıl güreş, heyecan var mı? Var, güzel. Nasıl? Yaşatandan Allah razı olsun. Şöyle bazen güleşesin geliyor mu? Çıkıveresin geliyor mu meydana? Zamanı kaybettik. Öyle mi? Geride kaldı. Şöyle 20 yaşında halin olsaydı dalar mıydın bunlara? Evet Allah. Evet Allah. Arkadaş ben eski Beylonlardanım. Fethiyeliyim. Şimdi emekli olduk, seyre bakıyoruz. Bazen dalıveysin geliyor mu? Diyorum ya, yıklasım geliyor. Vallahi bak. Şöyle bazen fendi atıyorum kendi kendine. Diyorsun sen ya, ne diyorsun? Fevkalade. Ben de yanında adam darı yer. Ben de başlık yap, bunu yaparsın. Afiyet olsun. Parası vardı yiyor. Bizde yok. Yok mu? Bizde yok. Durum sakat mı? Sakat. Sen ne iş yapıyorsun? Çiftçiyim. Çiftçi yedik mi lan? Çiftçi işte parettirmediler tomatayı. Tomatayı parettirmediler. Yani çiftçinin selah sokundu. Kimsenin haberi yok mu? Var ama sahibimiz yok. Kumruca'dan geldim. Oğlan 3. turda. Bütün pehlivanlara başarılar dilerim yani. Oğlan güreşiyor yani. Oğlan güreşiyor. Durakan, kalbine bakalım. Şeref veriyorlar. Coşkun alkışlıyor. Oğlan güp güp atıyor. Oğlu sanki kendi güreşiyormuş gibi. Kalbi güp güp atıyor. Münih şapkaları giymişsiniz aşağı yukarı. Nal güreş heyecanı duyuyoruz mu? Nereden geldim ben buraya? Güleşlerdi. Kadıköy'de oldu da oraya gitmedim, buraya geldim ben. Evet. Geçen sene mi, evvelki sene mi? Öyle mi? Şimdi böyle gençliğin hatırlan Maras'ta pehlivanları görünce. Gidiyorum akıldan. Gençlik etti değil mi? Hayır, acele. Bu indikiler gençlik yetmeyecekmiş gibi davranıyor. Ne diyeceksin onlara? İnşallah gider, onlar gider. Gider. Sen ne diyeceksin bu işlere, güreşlere? Güreşe hoşuna gidiyor mu? Heves ettim de geldim buraya. Heves ettin. Ha. Şu duramayın değil mi? Ben size üçünüze de bakıyorum sanki güleşecekmiş gibi davranıyorum. Eski biladarların pehlivandı. Öyle mi? Onun için eskiden düğün geliyor. Eskiden düğün güreşleri vardı. Evet. Herkes güreşiyordu. Evet. Şimdi azaldı mı bu iş? Azaldı ya. Hiç yok. Azaldı mı? Yok olmaz o. Peki siz torunlarınıza, yeğenlerinize güleşin lan değil mi? Demem ben. Yapmalar. Organizasyon zor aldı. Organizasyon işi zor aldı. Güreşçilik bahalı iş oldu. Bahalı iş olunca toplamak zor. Üç güreş yapıyor, bitiyor hemen. Evet. Ama düğün güreşleri olsa olur aslında. Olmuyor. Düğün güreşlerinde. Düğüne zor geliyor adam. Düğüne zor geliyor. Peki sen gençliğinde güreştin mi? Az buçuk güreşim tabii. Böyle hani düğün güreşleri olurdu eskiden. Tabii. Kıdrilez güreşleri. Olur tabii.
o günkü eski güreşlerle hindi güreşler arasında ne fark var? Ya şimdi güreşte tabii federasyon oluyor. Daha olgun, daha eskiden olgun. Gran gran. Daha eskiden gran gran olurdu tabii. Şey yok. Şey ya yengilecek, ya yengilecek, yengilecek. Gömlekten, gömlekten tabii. He? Soygun var orada. Ne var? Arkada soygun var, soygun. Beni yengiler mi? Benim amcanın oğlu da alıyor. O öyle öyle gidiyor. Ha, eski gelenek öyle miydi? Nasıl oluyordu eski gelenek? He? Eskiden nasıl oluyordu güreş? Güreş